Nasıl gidiyor şey? Evdeki hayat? İyi hocam. Biraz ağrıdan oldu pazartesi. Haftada bir mi veriyor? Evet. Hepatit B ilacını kullanıyoruz. Birer tane mi alıyorsun? Hepsi daha var. Hiç. Şey içiyorum bir de. Üç tane. Ben geliyorum. Biraz zor oluyor ama. İnancınız neyse öyle dirileceksiniz zaten. Yani organ olmayınca organsız olacaksınız diye bir şey yok. Süreç işte dediğim gibi temel şey gastroenterolojiye işte burada da şeyle MR var bilmem ne işte çekildi yapıldı. Yani sonra hoca ameliyata karar verdi. Doktora başvurdum. Sonra işte hematolojiye yönlendirdi beni kan şeyini. Oradan işte çeşitli MR falan çekildi. Sonra karaciğerde sorun oldu. MR'dan önce şey ultrason çekildi. Orada iki tane leke olduğu tespit edildi. Sonra MR falan şüphelenildi. Ondan sonra kanserden şüphelenildi. Buraya yönlendirdiler. Burada da işte tetkikler yapıldı, şeyler yapıldı. Sonra karaciğerde kanser olduğu tespit edildi. Ondan eşimi, kızımı ve damadımı gönderdim. Eşimle kızım kuyumadı, damadım kuydu, ondan aldık. Vallahi yani çok kötü bir oluyor insan, kötü hissediyor kendini ama ondan sonra Allah'a şükür damadım kuydu. O da zaten kendisi gönüllü oldu. O şekilde Allah'a şükür hallettik yani. Vallahi benim yani ben baştan da ilk tanıştığımızda da söyledim buna. Ben seni damat olarak değil evlat olarak görmek istiyorum. Bir tane kızım var çünkü benim ev, çocuğum var. Zaten hiç benim talebim olmadan verdi. Hani o şeylere insan içine girmeden, yaşamadan anlayamıyor. Herkese organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Evde eşime de söylemiştim ben donör olabilirim diye. Zaten bir tek benim uyumlu çıktı. Başka kimseye de başvurmaya gerek kalmadı. Gönüllü olarak ben verdim. Korku tabii ki de oluyor ama çok düşünmedim. Çünkü insan düşününce korkuyor. Korktukça da vazgeçebiliyor. Ben o yüzden çok düşünmedim. Bu süreçte hani böyle kötü gideceğini hiç düşünmedim. Hep iyi düşündüm. İyi oldu zaten çok şükür. İkimiz de iyiyiz. Bence çok güçlü bir bağ oldu aramızda. Zaten aile gibiyiz. En başından beri aile gibiydik. Çünkü tek çocukları 3 kişilerdi. 4 kişi olduk. Bir de oğlumuz oldu. 5 kişi olduk. Zaten tek kızları olan Esra'yı, benim eşimi bana verdiler. Ben de onlara bir can bağışlamış oldum. Onlar bana eşimi, ailemi verdi. Ben de onlara bir can bağışladım. O yüzden ailemiz daha da güçlendi. Bağımız daha da güçlendi. Kadavradan olsa tabii ki de daha iyi olur. Çünkü zaten hani toprak altına giriyor beden. Hastamız bize karaciğerde hepatit B'ye bağlı gelişen siroz ve onun zemininde gelişen bir 2,5 santim bir kanser saptanması şikayetiyle yönlendirildi. Aslında tamamen sağlıklıyken 6 ay önce bir halsizlik yakınması olmuş ve bu şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde vücutta hepatit B virüsü saptanmış. Biz kendisine bu durumda en iyi tedavinin karaciğer nakli olduğunu söyledik. Başka tedavi alternatifleri de var ama diğer alternatifler ameliyat ya da o bölgeyi yakma gibi alternatiflerin hiçbirisi karaciğer nakli gibi iyi sonuç vermiyor. Tekrarlama riskleri daha yüksek onların. Kendisine nakil olmayı uygun buldu. Ülkemizde organ bağış sayısı maalesef çok yetersiz. Daha önceki yıllarda milyon başına 7 olan kadavradan organ nakli sayısı şu anda milyon başına 3'e düştü. Yani artacağı yere bir düşüş var. Bunun tabii Covid'in şeyi de çok fazla oldu. Bunda düşüşte etkisi de çok fazla oldu. Biz canlı verici nakilleri daha çok yapıyoruz. Dünyada da bu bakımda Kore'den sonra ikinci sırada en çok canlı verici nakil yapan ülkeyiz. Damadı öne çıktı. Eşi ve kızının kan grupları uyumsuzdu. Kendisi damadıyla aynı gruptaydı. Bu arada verici olabilmek için ya sıfır grubu olan bir verici bulunması gerekiyor ya da alıcıyla kan grubu aynı olacak. Damadı kendisi sağ olsun gönüllü oldu. Tomografisini çektik. Tomografide karaciğer büyüklüğü uygundu. Kendisine kalacak karaciğer yeterliydi. Yağlanma da yoktu. Nakillerini gerçekleştirdik. Sorunsuz bir şekilde gitti, taburcu oldu. Karaciğer nakli alıcılarımız artık onlarla ömür boyu aile oluyoruz. Ömür boyu takipler devam ediyor. Ülkemizde 3 milyon hepatit B taşıyıcısı var. Ve %90'ı taşıyıcı olduklarının farkında değil. Hastamız da farkında değilmiş zaten. Rahatsızlık hissettiği zaman teşhis konulmuş. Ondan sonra doğan
vatandaşlar için bir sorun yok. Ancak aşılanmamışsa 98 öncesinde o zaman herkesin mutlaka sağlık kuruluşlarına gidip test yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü taşıyıcıların %90'ı taşıyıcı olduklarının farkında değillerdi. Artık hiçbir şey yapılamayacak evrelere geldikten sonra, metastaz yaptıktan sonra da başvurabiliyorlar. Tabii saklı kullanıyor. Şöyle göstereyim.